Sevgili Radyo Bahis dinleyenleri ve bizi izleyenler, bir haftalık aradan sonra yine sizinle birlikteyiz. Bugün 2 Aralık, Pazartesi, Aralık ayına girdik. 2019'un son ayına girdik yavaş yavaş. Bugün ben de tabii birkaç gündür şifalanıyorum. Eskilerin bir tabiri vardır, şifayı kaptık diye. Türkan Hanım da bunu çok iyi bilecek. Şifayı kaptık aslında. Nezle, grip gibi olaylar hastalık değildir, şifalanmaktır. Ben öyle bakıyorum. Şifayı kapmak demek aslında nezle olayının vücudumuzda biriken asidik maddelerin dışarıya atılması olayıdır. Bakacak olursak yapılan araştırmalar sonucu da bu bilimsel bir araştırmadır. Vücutta fazla asit birikiminde vücut kendini savunması için sizi nezle yapar ve onları vücuttan atmanızı sağlar ve sizi korumaya alır aslında. Bu nedenle ona denir ki şifayı kaptık. Nasıl olur? O yüzden hani ben de şu anda böyle bir durum yaşıyorum. Vücudum kendi kendini tamir ediyor, onarıyor, yeniliyor. Hoş geldin Türkan Hanım. Hoş bulduk Meraycığım. Uzun bir aradır konuk edemedik seni. Hem senin kendi yoğunluğundan dolayı konuk edemedik. Bu hafta konuğumuzsun ve çoğu kişi artık seni tanıyoruz aslında. Çünkü Akses'i ilk Kıbrıs'ta, Kıbrıs diyorum ben, yani KKTC'de da değil, Kıbrıs diye genelinde söyleyeceğim genelinde. Akses'i ilk Kıbrıs'a tanıtan, eğitmenliğini alıp da eğitmen olarak bunu bir fiil hayata geçiren öğrencilerinin olduğu ve halen daha eğitimlerinin verdiği, onlar da birer eğitmen ve uygulayıcı seçenler. Evet, birçok kişiye dokunan, başı çekenlerden birisin bu konuda. Çok teşekkür ederim. O yüzden hani her zaman için seni burada muhakkak anıyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. Akses'le ilgili konuğum olduğunda senin muhakkak adın geçer. Gerçekten bu konuda hakkın yenilmez. Çok sağ ol. Büyük bir önderlik yaptın bu konuda. Çok sağ ol. Ben de gururluyum bu yolu açtığım için. Çok mutluyum yaptığım işle ilgili. Birçok insanın Akses'le tanışması için neler mümkün. Evet. Tabii her ne kadar da büyük bir kesimin seni tanıyor olduğunu bilmemize rağmen kısaca bahset bize kendinden ve hani Akses'ten konu açıldı nedir diye de onu da arkasında bize anlatırsak nedir Akses, nedir yaptığın ve eğitimini verdiğin ve uyguladığın. Memnuniyetle Nuray. Ben 1955 Lefkoşa doğumluyum. Akses Consciousness'le yolum 4 yıl önce kesişti. Hiç de iyi olmadığım bir dönemde karşıma çıktı ve çok katkısını aldım. Durum öyle olunca da 2 ay araştırdım. Bilgisayarın başından kalkmadım. 2 ayın sonunda dedim ki neye mal olursa olsun ben bunu öğreneceğim. Ve tabii ki Kıbrıs'ta olmadığı için sürekli git gel Türkiye'ye. Evet. Şükürler olsun çok kısa sürede eğitmenliğimi aldım ve sınıflar açıp uygulayıcılar yetiştirmeye başladım. Ben Access Bars, Access Facelift ve Access Beden Prosesleri eğitmeniyim. Beden prosesleri dediğimiz şey, çok halkımız o konuda bilgili değil, 60'a yakın değişik bedeni şifalandırmaya yarayan çalışmalardır. Bunların eğitimlerini bir günde 2 tane olmak üzere açabiliyoruz. Facelift bir günlük bir eğitimdir. Bars da öyledir, bir günlük eğitimdir. Bu bir günün birkaç saati teorik eğitim olarak geçer. Sonra 2 seans verip 2 seans alıyorsunuz ve ister bars olsun ister facelift olsun eğitimin sonunda uluslararası geçerli uygulayıcı sertifikası alıp dünyanın her yerinde bu uygulamaları yapabiliyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olur? Bars daha yaygın olarak bilinir. Facelift'i de aynı şekilde yayabilmemiz için neler mümkün? 28 değişik güçlü enerjiyle yapılan gençleşmeye, güzelleşmeye, dinamik bir bedene sahip olmanın yolu facelift'ten geçer. Çok güçlüdür facelift enerjileri. Beden prosesleri de az önce söylediğim gibi bedeni şifalandırmaya yönelik 60'a yakın değişik çalışmalar. Şimdi en yaygını Access Bars'tır dedik. Evet. Bars bunu diye biraz açalım. Açalım bunu.
Bars dediğimiz şey, başımızın üzerinde 32 tane özel nokta vardır. Bars'ın karşılığı çubuktur. 32 evet. özel nokta vardır başımızın üzerinde. Bu 32 noktada biz bu dünya bebek olarak geldiğimiz zaman 5-10 bin yıl gerilerden atalarımıza ait yargı, kaygı, bakış açısı, düşünceler, hislerle dopdolu olarak geliriz. Evet. Bize ait olmayanlardır onlar. Sonra bir ülken öncelikle anne babamızın, sonra çevremizin, sonra öğretmenlerimizin bakış açılarını hiç fark etmeden kendi realitemiz haline getiririz ve o geriden getirdiklerimize ilaveten bir de onlar konularına göre bu 32 noktada birikir ve bir elektrik yükü yapar. Hı hı. Biz seanslarda çok hafifçe o 32 noktaya dokunmak suretiyle bize ait olmayan bu yargı, kaygı, bakış açı, düşünceleri, hisleri siliyoruz. Aynen bir bilgisayardan istenmeyen programların silinmesi gibi düşünebilirsiniz. Delete tuşuna basıyorsunuz evet. ve silinir. Ve seansımızın sonunda da kapanış dediğimiz bir kapatma yapıyoruz ki silinenler geri gelmesin. Şöyle ki Nuray, bizim bilinçaltımızın %98'i maalesef bize ait değildir. Evet. Çok vahim bir durum. Bilinçaltının %98'i bizim olmayınca acaba biz ne kadar kendimiziz? Biz olabiliriz. İşte bu seansları aldıkça yavaş yavaş kendi özümüze doğru yolculuğa çıkmış oluyoruz. Şeyden bahsetmek isterim. 9-10 Kasım'da Güney'de fuardaydım. Evet, dördüncü kez katılmıştım. İlk gittiğim zaman hiç bilinmiyordu. Akses hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. İşte kocaman roll-up'larımız var. Bir tanesi kafa grafiğidir. 32 noktayı gösterir. İşte o noktaların isimleri yazar filan. İnsanlar böyle şaşkın şaşkın gelip inceliyorlardı onu nedir diye. Şimdi dördüncü sefer olunca bayağı bir ilgi artmış durumda. İlgi arttı. İki arkadaşımı da birlikte götürüyorum. Onlar demo seanslar yapıyorlar. Yarım saatlik, 40 dakikalık. Ben de sürekli gelene gidene açıklamalar yapıyorum. Her gittiğimde 50 dakikalık bir seminer hakkım var. Bunu İngilizce olarak yapıyorum. Hı hı. Belki bir Rum tercüman da yanımda olsa daha da geniş kitlelere hitap edebileceğim. Belki bu sefer öyle yaparım. Ama gene de ilgi güzel. O tarafta da yaygınlaşıyor. 18 öğrencim var Güney'den. Daha da çok olması için neler mümkün. Ama KKTC bayrağı önde götürür. Evet. Benim şahsen sanırım 114-116 öğrencim var. Dediğim gibi çok gururluyum. Yani alçak gönüllü olmayacağım bu konuda. Bir aile olduk. Akses ailesi evet. olduk. Ve her birimiz bu parmacıklarımızla şifa dağıtıyoruz. Hala daha bugün Akses'le tanışmayan insanlar varsa lütfen kendinizden bunu esirgemeyin. Gelin seanslarla tanışın, eğitimleri alın. Çoluk çocuğunuza inanılmaz faydanız olur diyorum. Bahsettik şimdi. Faydalarla bir değinelim Türkiye'de. Tabii Hanım. Ki. Bize bir, katkıları, faydaları kesinlikle. Nedir Akses'in? Niçin yani Akses'iniz alıp kabul edelim? Şimdi Akses baş seansı alındığı zaman bir kere Akses faydaları bilim tarafından kabul edilmiş çalışmadır. Bu çok önemli. Yeni doğmuş bir bebeğe bile gönül rahatlığıyla yapılabilecek uygulamalardır. İstesen bile yanlış yapamazsın, istesen bile kimseye zarar veremezsin. Son derece safe. Evet. Peki bir Akses baş seansı aldığımız zaman ne gibi faydalar elde ederiz? Zihin ve bedendeki gerilim yok olur. Günlük yaşamın getirdiği stres azalır. Yaşamın üzüntüleri en aza iner. Aşırı öfke, kızgınlık eğilimleri azalır. Huzur, güven ve iyi hal duyguları yaratır. Bedenin yaşlanma hızını yavaşlatır. Enerjiyi artırırken yıpranmayı azaltır. Psikosomatik rahatsızlıkları azaltır. Hem rahatlamış hem de enerjik hissetmenizi sağlar. Cumartesi akşamı bir bankacı bayan bana seansa gelmişti. Şimdi hem enerjik hem de rahatlamış okuyunca uçmak üzereyim dedi. O kadar hafif hissediyorum ki kendimi dedi. İşte bu geri bildirimler bizim en büyük mutluluğumuz. Evet. Kendiniz ve diğer kişiler için zihninizde daha geniş bir kabullenme ortamı yaratmanızı sağlar. Bu kabullenme duygusu sayesinde ilişkilerde düzelme sağlanır. Yıkıcı düşüncelerin kökünden sökülüp atılması sağlanır. Kafamızın içinde sürekli konuşup duran gereksiz düşünce diyaloglarını susturur. Ne zihin diyoruz ona? Geveze zihin. Evet. Geveze zihin tamamıyla Akses baş seanslarında beyin dalgaları yavaşladığı için o düşünceler sökülüp atılır.
Öfke, yorgunluk, tükenmişlik gibi duygular tarafından vücudumuzda oluşmuş blokajlar çözülür. Duygusal iniş çıkışları yatıştırarak daha dengeli bir ruh hali içinde olmamızı sağlar. Depresyonu ortadan kaldırarak neşeyi yaşamınıza geri döndürür. Korkular, fobiler, endişelerin giderilmesi sağlanır. Artan odaklanma, mantık yürütme, problem çözme, hayattan daha fazla keyif alma, işlerin daha kolay yürütülmesi, daha fazla kapasite ve fiziksel yetenek, artan farkındalık ve ruhsal gelişme sağlar. Akses bar seansı alan çocuklar okulda çok başarılı oluyor. Konsantrasyonları artıyor. İnanılmaz. Yani bunları madde madde okuyorum ama işte 4 yıldır ben bu seansları yapıyorum. Hemen hemen her maddenin bilfiil yaşanmışlığını, evet, geri bildirimini almış durumdayız. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi öğrenmeyi güçleştiren durumların aşılmasında yardımcı olur. Kendinize koyduğunuz kısıtlamaları ortadan kaldırır. Böylelikle hayatınızın her alanında daha fazla olasılığa yer açmanıza olanak verir ve fırsatları kendinize çekmenizi sağlar. Kendiniz için şu anda kullandığınız enerjiden çok daha fazlasını kullanmanızı sağlar. Çocuklarda ve gençlerde sınav öncesi sıkıntı ve endişelerin giderilmesini temin eder. Rahat, kolay bir hamilelik ve kolay doğumu sağlar. Bu maddelerde yazılmayan ama bizim Bars kitabında değinilen bir konuyu da eklemek istiyorum. Ciddi rahatsızlıklara doğru giderken bizim hücrelerimiz yuvarlak olması gerekirken yumurtamsı elips şekline dönüşür. Düzenli Bars seanslarıyla bu hücreler olmaları gereken şekle geri döner. Bunu eklememiştim oraya ama bizim Bars kitabımızda var. Faydaları gördüğün gibi saymakla bitmez. Sen de benim açtığım ilk eğitim, evet, sınıfımdansın. Senin de birçok deneyimin var eminim. Evet. Sen de azıcık bahsetmek istersen. Yani ilk öğrencileri arasında. İlk gruptansın. Evet, ilk gruptanık. Tabii ki o günden bu zamana bayağı bir süre geçti. Uygulamalar, ben eğitmen değilim, eğitmen olmayı seçmedim çünkü uygulamaları tabii ki ben de yapıyorum. Geri bildirimler güzel, hani kişinin olmak istediği yerde olması ya da kendini nasıl olmasını istiyorsa öyle oldurması, bunu seçip de gelmesi, hayatında neler yarattığını gerçekten görebiliyoruz zaten kişi. Bunu hep söylerim ben. Bu gibi seansların, bu gibi öğretilerin deneyimlenmesi gerekir. Evet. En az bir kere olsun deneyimlemek gerekir. Hani buradan biz sadece aracıyız. Bunu anlatmakla, tanıtmakla mükellefiz. Bunu tabii kişilerin deneyimlemesi lazım. Onların yapacağı bir seçimdir. Evet. Şimdi bendeki en büyük değişiklik, eskiden Access'ten önce en ufak bir olay karşısında yıkılırdım. İşte niye öyle, niye böyle? Kendimi yerdim. Şimdi karşıma her olay geldiğinde bakış açılarım çok değişti. Evet. Bu olay bana neyi anlatmak istiyor? Ben hangi dersi çıkarmam gerekir bu olaydan? Geçen gün oğlum cebinden 100 TL düşürdü, Gökhancık. Üzüldü. Annem dedim üzülme, senin buradan çıkaracağın ders nedir? Bir daha cebine salma değil, onu cüzdanına yerleştirmek. Haklısın anne dedi. Yani ben üzülsem ne olacak, üzülmesem ne olacak? Cep telefonunu çıkarırken o besbelli ki düştü. Ama nerede düşürdü? Demek ki sen bundan sonra salma değil, onun cüzdanına. Tamamen bu şekilde düşünmeye başladım artık ben ve bu inanılmaz rahatlatıcı bir duygu. Eskiden olsaydı yerlere yıkılırdım, günlerce dert ederdim. Şimdi öyle değilim, şükürler olsun. Geride Atlas ve Deyinhir'e minnettarız bu öğretiyi keşfettikleri için. Facelift'e gelince, evet, facelift gençleşmeye, güzelleşmeye yöneliktir dedik. İşte kimyasallar yok, mimik donması yok. 28 çok güçlü enerjiyle çalışılır ve 20 kez yapıldığı zaman da kalıcı olur. Bu arada yaşlanmayla ilgili tüm bakış açıları silinir ve kısmı Bars'la başlanır. Facelift'te yine onu belirtelim. Hiçbir araç, materyal kullanılmıyor. Sadece yapılan enerjilerle çalışılır. Evet, dokanarak yapılan çalışmadır. Bunu belirtelim özellikle. Evet. Hiçbir malzeme kullanılmıyor. Facelift'le ilgili senin de bir deneyimin var. Tabii ki benim de var. Solunum sıkıntısı çekiyordun ve doktor ameliyat diyordu sana.
birkaç kez facelift enerjisiyle evet, çalışıldığında. Ali, bu da aslında deneyimlerin bir şey. Burun kemiklerinde o eğriliğin düzelebileceğine dair bir inanılmaz bir gibi ispat. Gelebilir ama yaşadık evet. Bunları çevremizde ve her biri çok enerjileri güzel örnek. Yapamayacağı hiçbir şey yok. Her şey enerjidir. Yeter ki Nuray. Onları güzel alanlarda, güzel amaçlar için kullanabilelim. Her şey enerjidir. Her şey enerjidir. Evet. Yani katı olarak gördüğümüz her şey de enerjidir. İşte acı yok, travma yok, botoks iğneleri yok, mimik donması yok, kimyasal yok, risk yok. Cilt kırışıklıkları gider. Başta yüz olmak üzere beden de etkilenir. Yüzdeki leke, sivilce, akne, yara ya da travma izleri gider. Dokular sıkılaşır, cilt esnekliği artar, göğüsler dikleşir. Yaşlanmayla ilgili tüm bakış açıları silinir. Kendinizi daha enerjik hissedersiniz. Ve dediğim gibi önce kısmi barş seansıyla başlanır. Böylece bir miktar barş seansı da almış oluyorsunuz. Ardından facelift enerjileri çağrılarak onunla devam edilir. Bu evet. Facelift ve beden prosesleri eğitimlerini barş eğitimi almadan direkt olarak gelip alabilirler. Yani orada bir yanılgı vardır. Sanki evet ilk adım gibidir barş, doğrudur. Evet. Bir inşaatın temeli gibidir. Aksesin bel kemiğidir, kabul ediyorum. Ama özellikle facelift'e ilgi duyan ya da işte bedeni şifalandırma yönelik o çalışmaları merak edenler varsa direkt olarak gelip barş eğitimi almadan bunlar için de başvurabilirler. Var benim öyle öğrencilerim. Hı-hı. Barş eğitimi almamıştır ama gelip facelift eğitimi almıştır. Var öyle öğrencilerim. Bu beden proseslerini daha çok yaygınlaştırmam lazım. Çünkü yeterince bilgi veremedik insanlara bu konuda. Mesela MTVSS. Belki şu andır bunu doğru zamanı. Mesela MTVSS kral kraliçesidir derim ben beden proseslerinin. Çünkü çalışma alanı yelpaze çok geniştir. Şöyle ki bedendeki tüm sistemlerde işte savunma sistemi, iskelet sistemi, bağışıklık sistemi, iskelet sistemi, boşaltım sistemi, kaç çeşit sistem varsa hepsi üzerinde çalışabiliyorsunuz MTVSS'le ve tek tek organlarda da çalışabiliyorsunuz. Yani anneler gelip bu MTVSS eğitimini alsalar 2-2,5 saatlik bir eğitimdir, uzun da değil. Ve sadece çocuklarında bağışıklık sistemi için çalışsalar çocukları rahatsız olmayacak, hasta olmayacak. Biliyorsun Nuray, evet. Bağışıklık sistemi yüksek oldu mu hastalıklara yakalanma kesinlikle. Riskimiz olmaz. Onun dışında mesela geçmeyen bel ve boyun ağrıları için karşıt boyutluluk diye bir beden prosesi var. Gerçekten bunu da deneyimledim ben. Yani yıllarca boyun ağrısı olup işte başını döndüremeyen insanların çok rahatladığını gördüm. Eksi birin kara kökü var, gribi nezleyi kısa sürede geçirir. Göz görüşünün düzeltilmesi, beyin kapasitesinin artırılması gibi birçok 60'a yakın beden prosesi var. Travmaların giderilmesiyle ilgili zirosamo travma çalışması var. Lenf bezleriyle ilgili uyumsuzluk ve tutarsızlıklarla ilgili. İşte doğurganlığın onarımı var. Hani insanlar bebek ister ve yapamaz. Alkol madde bağımlılığıyla ilgili çalışma var. Bedenlerde kilitlenmiş öfke ve üzüntünün ortadan kaldırılması, bedendeki toksik ve zehirli maddelerin vücuttan atılması, bunlarla ilgili hep ayrı ayrı şeyler var. Beden prosesleri var. Yakın zamanda bir arkadaşımıza 5-6 arkadaş anlaşıp her gün biri olmak üzere çalışma yaptılar ve sen de bu çalışmanın içindeydin. Katkı oldunuz o kıza ve kemoterapi almasına rağmen işte başkaları çok affedersiniz kusarken bin bir şikayet içindeyken o kız çok rahat geçiriyordu kemoterapilerini ve şeyi de bayağı geriledi. Bundan daha iyi nasıl olur? Bunun yaygınlaşabilmesi için neler mümkün? Çok güzel yani dediğim gibi o geri bildirimleri almak, insanların mutluluğuna tanık olmak en büyük keyfi bizim işimizin. Evet, zaten bu yönde hani işin içinde olan kişiler de olmayan kişiler de geri bildirimi kendileri de bizzat deneyimlediği için onlar da şifa bulduktan sonra ben de bu işin içine girmek isterim. Ben de bunun eğitimini almak isterim. Ben de uygulayıcı olmak isterim diye talebiyle gelir. Yani birkaç seans alan kişi
kendindeki değişimi gördükten sonra eğitim almaya karar veriyor. Uygulayıcı durumuna uygulayıcı oluyorlar ve bu uygulamaları illaki paralı meslek olarak yapmak zorunda da değiller. Sadece çekirdek ailesinde bile uygulasa, inanın evin enerjisi değişir. Bambaşka bir enerji olur evin içinde. Yani evet. Tabii ki bu bir seçimdir. İsteyen bunu meslek olarak yapar, bu uygulayıcılığı. İsteyen de sadece aile arkadaş çevresine uygular. Bir güzelliği daha var bu uygulamaların. Ben sana seans yaparken ben de seans almış oluyorum. Halil'e evet. Ne kadar çok değişik insana çalışma yaparsam ben de kendimde o kadar çözülmeler yaşıyorum. Bu da ayrı bir güzelliği. Evet. Baş seansında özellikle ne sana ne de bana ait olmayan ortak bir şeyimiz varsa o seans sırasında ikimiz de birden çözülür. Evet. şimdi seanslardan bahsettik. Seansların süresi, her kişiye uygulanır mı? Süresi herkese. Ne kadardır? Evet. Herkese uygulanabilir. Çocuklarda yarım saat yeterlidir. Çünkü çocuklar çok daha erken alıp kabul ederler. Yetişkinlerde yaptığımız seans 1,5 saattir. Facelift biraz daha uzundur. Kısmı Bars'la başladığı için 2 saate yakındır. Bars seansı 1,5 saattir. Çocuklarınıza uyurken de yapabilirsiniz. Televizyon evet. izlerken, çizgi film izlerken de yapabilirsiniz. Ve inanın o kadar çok fark atar okul başarılarında, sınıf içi davranışlarında, inanılmaz fark atar. Gerçekten denemeye değer. Hiperaktivite çözümlenir. Evet. Bu geriye bildirimler var. Kesinlikle. Denenebilir. Hani sınıf öğretmeni inanamadı. Bir çocukla çalıştım ben. Hiç huzur vermiyordu sınıfta, hiperaktifti. Sınıf öğretmeni anneyi çağırmış, ne yaptınız bu çocuğa diye. Ne kadar güzel bunları duymak, ne kadar güzel. Yani bu çocukları da göz ardı etmeyip ilgilenip hemen ilaca başvurulmasın. Evet, eminim ki onlar da hayatlarında ne kadar gelişim olduklarını fark edecekler. Yani gerçekten öğrenilmesi çok kolaydır ve sadece bir günlük eğitimdir. İster hiçbir zararı da olsun, yoktur, ister yani bars olsun. Yoktur. Kesinlikle. Bir günlük bir eğitimdir. Gelin öğrenin. Dediğim gibi meslek olarak yapmayı seçmeyebilirsiniz. Başka bir işiniz olabilir. Kısıtlı zamanınız olabilir. Çekirdek ailenize, çoluk çocuğunuza uygulayın. İnanılmaz fayda göreceksiniz. Kesinlikle eminim. Ben hayatlarını daha iyi yönde değiştirmekten daha önemli bir işleri yoksa herkesi seanslarıma ve eğitimlerime davet etmek isterim. Telefon numaramı vermek istiyorum buradan. Tabii ki. 0533 852 38 77 0533 852 38 77 Ben Lefkoşa Marmara bölgesinde kalıyorum. Bana çok kolay ulaşabilirsiniz. Eğer zamanımız varsa Akses'in bu dokunuşlarının yanında bir de çok değerli soru sorma sistemi var. Ben de ona değinelim. Soracaktım. Ona değinelim. Günlük yaşamlarında kullanmaya başlasınlar. Çok çünkü katkısını alacaklar. Çünkü sorularınız gerçekten sihirli birer değnek. Çocukken biz sus ne çok soru sordun diyerek büyüklerimiz bizi susturdu. Şimdi de Akses ne olur soru sorun diye yalvarıyorlar. Günlük yaşamınızda kullanabileceğiniz bazı güzel sorular ve Akses'in mantrasını aktarmak istiyorum size. Akses'in mantrası şöyledir. Tüm yaşam bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bunu sabah uyandığınızda 10 kez, akşam uyumazdan önce 10 kez ve gün içinde enerjiniz düşüyor gibi geldiğinde tekrarlayın da korkmayın. Tüm yaşam bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Çok güçlüdür bunların enerjileri. Akses'in en banko sorusu bundan daha iyi nasıl olur? Hem iyi diye tabir ettiğiniz bir olay karşısında hem de kötü diye nitelendirdiğiniz bir olay karşısında bundan daha iyi nasıl olur deyin de korkmayın. Mesela bu şimdiye kadar yediğim en mükemmel yemek dediniz. Ardından hemen bundan daha iyi nasıl olur deyin ki orada bir bariyer koymazsınız. Daha da mükemmelleri sizin karşınıza gelebilsin. Evet. Öte yandan kötü diye nitelendirdiğiniz, atıyorum Allah korusun araba kazası yaptığınız çok saçma gibi gelebilir. Ama şurada araba kazası var. Bundan daha iyi nasıl olur? Yani bu kötü diye nitelendirdiğim olaydan çok daha iyisi benim hayatıma nasıl gelir anlamında. Bundan daha iyi nasıl olur? Her yerde kullanılır. Evet. Ve gerçekten çok fark atar.
Bir güzel sorusu daha. Başka neler mümkün? Özellikle karar veremediğiniz durumlarda, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye içinden çıkamadığınız durumlarda. Başka neler mümkün değil mi? Bırakın. Hiç üzerinde düşünmeyin. Şimdi akses soruları sorulduğu zaman başında neden, niçin, nasıl olmaması gerekir? Niçin hep bütün bunlar benim başıma gelir dediğinizde bil ki evren size benzer olaylar yaşatacak ve kısır döngün evet. içinde dolaşıp dönüp dolaşıp aynı yerde sayacaksınız. Demek ki soru sormanın da hikmeti var. Neden, niçin, nasıl olmayacak başında. Bir de soruyu sorduktan sonra zihninizle sorduğunuz soruya ilişkin cevap arayışına girmemeniz gerekir. Hı hı. Çünkü o zaman olasılıklar açılmaz size. Hep derim farz edin gittiniz Ezici'ye. Menü geldi. Seçtiğiniz tavuk dolmayı en çok 20 dakika içinde o tavuk dolma önünüze gelecek. İşte soru sormayı da menüden seçim yapmakla eşleştirelim. Biz soruyu sorduğumuz anda zihnin ötesindeki kuantum dolaşıkları ki bilim tarafından kabul edilmiştir kuantum dolaşıkları sizin siparişinizi alır ve moleküller harekete geçer. O konuyla ilgili size olasılıkları ortaya çıkarmak üzere zihninizde bulamayacağınız kesinlikle bulamayacağınız olasılıklar orada bulunmaya çalışılır. Ama sen hemen ardından soruyu sorduktan sonra dönüp de cevap arayışına girersen senin halihazırda cevabı bildiğini varsayar ve o çalışma durur. Onun için soruyoruz ve bırakıyoruz. Hı hı. Örneğin bugün ne yapmak beni mutlu ederdi? Bugün ne yapmak benim için neşe yaratırdı? Gibi bir soru sorduk mesela. Düşünmeyecek tiyatroya mı gitsem, Alagadi'ye mi gitsem falan restoranta mı gitsem sorup bırakacağız. Bugün ne yapmak benim için beni mutlu ederdi? Gibi gibi. Evet. Sorup bırakıyoruz. Evet, cevap aramayla. Cevap çünkü sınırlayıcı ve zihinden gelen kısıtlayıcı veriler verir. Bize. Uykusuzluk çekenler varsa ve çok zihin doluluğu yaşayanlar varsa onlar için de bir çaremiz var. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Gerekirse papağan gibi bunu 30 kez tekrarlayın. Şimdi sizi uyutmayan zihninizden gelip geçen düşüncelerdir. Siz bu her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir'i peş peşe tekrarlamaya başladığınız zaman zihin o düşünceleri terk etmek ve sizin ne söylediğinizi çözmeye yönelir. Aslında bir zihin şaşırtıcı kandırma, oyunu. Sen bilirsen bir biz evet. biliriz 11 hesabı zihni kandırmaya çalışıyoruz. Şimdi bir anlamı olmadığı için bunun her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersidir. Zihin bunu çözemez. Ama kısa başka, yapar orada başka bir düşünce de üretemez. Haliyle kandırıyoruz. Zihin doluluğunda da bunun kullanılmasında büyük yarar var. Dediğimiz gibi unutmayalım. Neden, için, nasıl olmayacak sorduğumuz soruların başında ve zihnimizde sorduğumuz soruya ilişkin cevap arayışına girmeyeceğiz. Kilit nokta budur. Başka neden bahsedebiliriz? Gerçekten halkımız gelsin ve deneyimlesin. Bilimin kabul ettiği bir çalışma, yeni doğan bir bebeğe bile gönül rahatlığıyla yapılabilecek bir çalışma ve özellikle aile içinden bir kişinin en azından bu bilgilere sahip olmasını ve çekirdek ailesine uygulamasını çok çok arzu ediyorum. Akses'in girmediği 5-6 ülke kaldı. 174-175 ülkede Akses yaygın biçimde kullanılır. Ocak ayında da Global Bars günü vardır. Bütün dünya o günde hep şey yapacak, bars yapacak. Ya. Evet. Biraz yargılamalardan bahsedelim. Akses'te yargı çünkü bayağı bir değinilir ve önemlidir. Evet. Aslında bütün alanlarda bu böyle. Evet. Ben kendi kendimi çok yargılardım Akses'ten önce. İnanılmaz şekilde kendimi yargılardım. Çok şükür onu başardım. Atlattım Akses sayesinde şükürler olsun. Akses'in kurucusu Kerry Douglas der ki bir insanın kendi kendine yapabileceği en büyük kötülük kendi kendini yargılamasıdır der. En büyük kötülüğü yapıyormuşuz kendimize. Öte yandan başkalarını da yargılamayın der. Çünkü kimi neyle yargılarsan bil ki aynı şeyle sen de bir gün yargılanacaksın der. Yargılarsan yargılanırsın, kendinde yaratırsın der. Hı hı. Gerçekten bu yargı olayı çok çok önemli. Şimdi biz Akses'te herkesin bakış açısı bizimle aynı olmak zorunda değil. Düşünceleri, zevki aynı olmak zorunda değil. Uymuyorsa ilginç bakış açısı deyip geçin gidin. Yani onu yargılamanız gerekmez. Yargı i̇lginç çok kötü bir şey. İlginç bakış açısı ne yaratır hayatımızda? Şimdi ilginç bakış açısı, benim böyle bir ilginç bakış açım var dediğimde kodlamıyorum ben onun bana anlattıklarını.
gelip geçiyor öyle. Sonra gönüllü olmak diye çok değerli bir konu var. Ona da değinmek tabii isterim. Ki. Mesela akan bir su düşünün. Ve bu da sizsiniz. O akan suyun içinde bir kaya gibi düşünün kendinizi. Yargılanmaya da gönüllüyüm dediğinde yargı gelir. Bu kayanın etrafından dolaşır. Gider. Ama yargıya gönüllü değilseniz su gelir ve böyle şak diye o kayalığa vurur, sizi yıpratır. Gönüllü olmak öyle bir şey. Bununla ilgili çok güzel anlatabileceğim şeyler var ama radyo ortamı ne kadar uygun olur bilmem. Şimdi ben ilk foundation sınıfımı aldığımda hocama dedim ki ne ben ne kız kardeşlerim hiçbir zaman kahkaha atamadık. Çünkü annemiz derdi ki kahkaha atan kadınlar kötü kadındır. İlginç bakış açısı. Annemizin bu bakış açısını biz hiç fark etmeden hepimiz kendi realitemiz haline getirdik. Allah bilir anneme de o bakış açısı kaç nesil gerilerden gelip yapışmış bir bakış açısıydı. Evet. Bizim mahallede bir Neriman Hanım vardı, polis eşi. Kahkaha attı mı dört mahalle çınlardı. Öylesine bir kahkaha atardı kadın. Annem işte nokta nokta Neriman gene başladı derdi. Ve ben bunu hocama anlattım. Daldı beni sınıfın ortasına. Çok özür diliyorum izleyicilerden ama bu güzel bir örnek olduğu için anlatacağım. Orospu olmaya da gönüllü müsün diye sordu bana. Öyle kala kaldım. Çok yeniydim daha o zamanlar. Yani aksese eğitimini alalı bir ay falan olmuştu. Şimdi evet mi diyeyim, hayır mı diyeyim? Orospu olmaya da gönüllü müsün diye sordu Aylaydın bana. Sıkıla büküle evet dedim. Evet dediğim anda öyle bir kahkaha açıldım ki anlatamam. Yani gönüllü olmak... mesela katil olmaya da gönüllüyüm diyebilirsiniz. Bu katil olacağınız anlamına gelir, gelmez. Katil olmak bir seçimdir. Evet. Bu gönüllülük konusu çok çok önemli bir konudur. Yani bizde aslında bir teslimiyettir bu. Evet. Ve kabulde olmaktır. O enerjiyi artık tanıyorsun. Çünkü zıtlaştığı ve direndiği her şey artarak sana geri gelir. Evet. Yani burada gönüllü olmak bir teslimiyette olmak, kabulde olmaktır. Her ne olursa olsun anlamındadır. Kabul etmek öyle bir durumda zaten o kendiliğinden yön değiştirir ve gider. Evet. Senin önemli olan oradaki o bariyerleri kaldırmandır. Gönüllü olmak. Gönüllü olmak çok değerli bir konu. Yani bunlar da hiç bilmediğimiz şeylerdi. Teslimiyette olmak. Bir de şey geride ister ki gidin böyle en illet olduğunuz insanları bulun ve kendilerine baş seansı yapın. Allah Allah niçin diye düşündüydüm ilk anda. Şimdi benim sende beğenmediğim bir şeyler varsa ben sana seans yaptığım zaman bir kere sende o beğenmediğim yani şeyleri... En gıcık olduğunuz kişiye seans yapın. Aynen. Şimdi eğer bende kırpıntıları olmasa onların sendeki o durumları fark edemeyeceğim. Tanımayacağım o enerjiyi. Ama farkında değilim. Atıyorum seni kıskançlıkla ben suçluyorum. Ama ben kıskançlığı tanımıyor olsam bunu nitelendiremeyeceğim. Haliyle öyle birisiyle seans yaptığın zaman kendinde o güne kadar fark etmediğin ama sana bir yarar olmayan şeyler de silinir gider fark etmeden. Çok güzel. Sonra yargı demiştin ya az önce. Hı hı. Yargılamak büyü yapmak gibi bir şeydir. O kadar kötüdür. Lütfen yargıdan uzak duralım. Evet, yani ne kendimizi aslında ne de bir başkasını yargılamak yargıdan uzak durmak hiçbir gerekir. Hiçbir şey kazandırmaz. Evet. Şimdi şeyden de bahsedelim birazcık. Yeni açılacak olan sınıfın var mı? Eğitimlerin var mı? Belki yarın var bir eğitimim, bars eğitimim var. Katılmak isteyen olursa. Yarın bir bars eğitimim var. Gelmek isteyen olursa tekrar vereyim numaramı 0533 852 38 77. Genelde pazarları ben eğitimlerimi açarım. Hani çalışan evet. Kesime de uysun diye ama bazen hafta arası için de talepler gelebiliyor. Onları da kırmıyor. Gerekirse tek kişi olarak bile alabiliyorum. Bundan bir daha nasıl olur? Bir günlük bir eğitimdir. Hem pratik hem teorik yapılıyor. Birkaç saatlik teorik bir eğitimden sonra iki seans verip iki seans alıyorlar ve öğrenmiş olarak çıkıyorlar kapıyı. Öğrenilmesi gerçekten çok kolay. 0-15 yaş arası aksesin hangi eğitimi olursa olsun ücretsizdir. 15-18 yaş arası yarı ücrettir. Evet. 18'den sonra tam ücrettir.
Yani çocuklar da çocuklarınızla birlikte gelebilirsiniz, o anlamda söylüyorum. Çocuğu olan kişi işte çocuğu var bırakıp gelemem demesin çocuğuyla de gelsin. Çocuklarıyla birlikte onlar da bu eğitimi alabilirler. Hem de evde çocuklar, birbirlerine uygularlar. Evet, bu konuda gerçekten çok çok iyidir. Hemen alıcıdır ve hemen öğrenir. Zaten onlar hepsi birer küçük şifacı. Daha kirlenmemiş çünkü onların çok erken kavrar altıları. Çocuklar. Evet, çok erken öğrenirler ve çok güzel de şifa çalışmaları aktarırlar. Yapabilirler, doğrudur. Aktarabilirler. Bu yüzden çocuklarınızı da götürüp birlikte eğitim alıp sonrasında birbirinize uygulayabilirsiniz aslında. Aynen, aynen. Bu olayı. Bir de şeye değinelim. Her şey olmaları gerektiği gibi değil, olduğu gibi alıp kabul etmek. Yani hani bazen değiştirmeye çalışırız ya. Biraz Akses'in felsefesi odur zaten. Bahsedelim. Herkesi, her şeyi ve her olayı olmaları bize göre olmaları gerektiği gibi değil, oldukları gibi alıp kabul etmektir. Yani özü odur. Değiştirmeye çalışmamak aslında. Kimse kimseyi değiştiremez aslında. Bizim yaptığımız bu çalışmalarda da eğer kişi kendini alıp kabul etmeye açmazsa alacağı şifa, alacağı katkı kısıtlı olur. Mesela evet, ben hep derim, seansı yapan kişi aynı kişi ben. Ama çok değişik insanlarla çalışıyorum. Bazen A kişisinin aldığı katkıyla başka birisinin aldığı katkı birbirinden çok farklı olur. Neden? Bir tanesi başında 1001 tane soruyla gelmiştir. Acaba ne hissedeceğim? Acaba ne olacak? 1001 acabayla oturur o sandalyeye. Endişeleri ve var. Kendini bırakmaz, biliyorsun, özgür irade meselesi var. Evet. Kendini alıp kabul etmeye açmadığı için katkı alır ama A kişisi kadar çok almaz. Kendini güvenerek rahat bir şekilde bırakan insanlar bir yerde uçarlar diyebilirim. Yani zaten gözler kendiliğinden kapanır. Hiç unutmam, yeni başladıydım. Bir bayan bana gece yarısı yazdı. Dedi, eğitimlerde görüyorum, sandalyelerde seans alanların gözleri hep kapalı uyuyorlar. Yapanların gözleri açık. Yoksa dedi, siz onlara hipnoz mu uyguluyorsunuz? Yok dedim, öyle bir şey yok. Duyulan o rahatlık, rehavet hissinden dolayı gayri ihtiyari gözler kapanır. Herkesin bunu deneyimlemesi için neler mümkün ve hararetle tavsiye ederim. Bir günlük bir eğitimdir. Lütfen gelin, alın. Bunu illaki meslek olarak yapmak zorunda değilsiniz. Eşiniz, çocuğunuz, ne bileyim ben, çok yakın çekirdek ailenizde uygulasanız ailece enerji değişir. Çok daha mutlu bir yaşamınız olur. Evet, kesinlikle. Bir de şeyden bahsedelim. Soru, seçim, olasılık ve katkı. Bir sıralama var Akses'te. Soru, seçim, olasılık, katkı. Az önce demiştik ya, bir soru soralım. Bize kuantum dolaşıklıkları, o sorduğumuz soruya ilişkin olasılıkları önümüze sersin. Peki biz bu olasılıkları nasıl fark edeceğiz? Yolda giderken bir tabelada gördüğümüz bir yazı. Açtık gazeteyi okuyalım. Orada gözümüze çarpan bir kelime, bir cümle. Televizyonda dizi izlerken kulağımıza çarpan bir şey ya da işimize gelen bir algıyla o sorduğumuz soruya ilişkin olasılıkları bir şekilde yakalarız. Ama bunlar arasından bir seçim yaparız. Kendimiz seçeriz gene. Olasılıkları, evet, bize açar kuantum dolaşıkları. Ha, ben niye bunu hiç akıl edemedim dersin ve seçim yaparsın. Seçim yapıp katkısını alırsın. Soru, olasılık, seçim, katkı. Evet, yani soru aslında burada da karşımıza, evet, çıktı. Soru sormanın ne kadar önemli olduğunu aslında. Kesinlikle. Burada değindik. Durdurulduk biz. Yani çocukken çok susturulduk. Ne çok soru sordun deyip gerek ailelerimiz gerek öğretmenler bizi, aslında çocuklar çok soru sorar. Evet. Ama bir şekilde susturuluruz. Halbuki soru sormanın önemi, soru sormayı hayatımıza, günlük yaşamımıza kesinlikle sokmamız gerekir. Hatta çok ilginç gelmişti bana. Bedenlerimiz bizden daha akıllı. Dolabı açtınız. Garip gelecek bu söyleyeceğim ama bedenim, bugün ne giymek istersin? Belki 3 yıldır elinizi uzatmadınız. Bir giysiye yöneleceksiniz bu soruyu sorduktan sonra. Ve onu giydiğinizde kendinizi çok mutlu, huzurlu hissedeceksiniz. Beden bizden daha iyi bilir her şeyi. Ya da işte bunu, bu yemeği yemek bana katkı olur mu diye sorduğumuzda, hafiflik hissi varsa doğru yemektir sizin için. Bir ağırlık hissi hissederseniz sizin için doğru değildir.
Ya da işte beden öne gittiğinde evettir, arkaya doğru gittiğinde hayırdır. Her şey enerjidir Nuray, her şey enerjidir. Yani bazen insanlara her şey enerjidir dediğinde garip bakar yüzüne. Ama öyledir, her şey enerjidir, katı diye gördüklerimiz de enerjidir. Ha, biz bu kadar bilinçli miydik? Yani ben düşünürüm Akses'ten önceki Türkan'ı. Hiç bu konularla ilgim yoktu. Kişisel gelişim kitapları çok okumuştum. Herhalde adım adım hazırlardı beni bu şeye. Günü zamanı gelince de genellikle insanlar bir zor duruma düştüğünde arayışa girer. Yani bizim kurucularımızda da öyle oldu. Akses'teki kilit insanlarda nasıl da. Nasıl çıkabilirim bu bulunduğum ortamda, durumda diye sorulduğunda. Bir arayışa girer insan ve karşısına çıkar, belki de bilmeden akses soruları sordum. Ben hep derdim ki yani bir çıkış yolu olması gerek derdim ve aksesle tanıştım. Muhakkak karşımıza çıkar aslında. Doğru zamanda, doğru kişilerin ve senin de hazır olduğun zamanda her şey Lego'nun parçaları gibi yerli yerine oturur. Tamamlanır ve karşına bundan çıkar. Bundan daha nasıl olur? Evet, son eklemek istediğin bir şeyler varsa onu da alalım. Çünkü yavaş yavaş da programın sonuna geliyorum. Son eklemek istediğim, hala daha bugüne kadar bir akses par seansı deneyimlemediyseniz lütfen gelin deneyimleyin. Evet, çok samimiyim. Her ailede en azından bir kişi bunun uygulayıcılığını bilirse toplum olarak çok böyle yükseleceğimize gönülden inanıyorum. Lütfen arayın, daha fazla detay öğrenmek isterseniz telefonum 0533 852 38 77. Hiçbir zaman ne emeğimi ne zamanımı acımam. Burada tabii ki süre kısıtlıdır, söyleyebileceklerimiz bellidir. Hı hı. Ama ben her zaman için size katkı olmaya hazırım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum Nuray. Ben teşekkür ederim Türkan Hanım. Bugün bize ayırdık ve bizi dinleyenlere ve izleyenlere bu konuda katkılar koyduk. Onlar da bize katkı koymuştur. Her ne kadar birebir olmasak da enerjiler dediğim gibi sınır tanımaz. Her yerdedir, evet. Ve her şey enerjidir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım bizi dinleyen ve izleyen seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz Akses Bars'la tanışır. Bunun için neler mümkün. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. ...1958'den beri hizmetinizde olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Limited...